Biliyorsunuz bir felaketler, acılar, sıkıntılar yaşadık. Halen de devam ediyor ülke olarak. Ben öncelikle camiye olarak tabii herkes ödevini, görevini yapmaya çalıştı. Herkes bir yardımlar yapmaya çalıştı. Bizim genlerimizde bu var ama bizim camiamız özellikle başkanın ve görevlendirdiği arkadaşların yönetiminin sağduyulu, halen yapıcı yardımlar topladılar. Sadece toplamak değil, herkesi harekete geçirdiler bizim cami olarak. Layık olduğu şekilde, beklenen şekilde, hatta beklenen fevkinde yardımları yerlerine ulaştırdılar. O bakımdan hakikaten tebrik ediyorum Sayın Dursun Özbek'i ve arkadaşlarını. Onun dışında da kulüp olarak duruşuyla, mesafesiyle, varlığıyla, ya zaten mütevazi bir kimliği var. Bu dönemini çok beğeniyorum. Bu dönemini, arkadaşların ekibini Galatasaray'a yakışar bir vakur duruşuyla, sevgiyle, saygıyla, camiada hiç kimseyi dışlamayarak, hep birlik, beraberlik içerisinde ama hedeflerine de giderek, yani camiye yakışır şekilde. Sonra futbol takımına getirdiği kıymetli arkadaşımız, ben Okan Buruk'u çok beğenirdim. Hakikaten Dinamo gibiydi. Çok özverili. Oyunculuğundaki ayağının kırıldığı günlerden, Avrupa'da bizi en iyi şekilde temsil etmesinden gerçekten bir Dinamo gibiydi Okan Buruk. Sessiz, sedasız, inançlı, çalışkan bir kardeşimiz. Ve hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Bana göre gönlümde muvaffak oldular. Yani yanlışlıklar olur, eksiklikler olur, ummadığımız işler de olsa ben çok başarılı buluyorum. Çünkü çok rahat maçlarımız seyrediyoruz huzur içerisinde. Takım aslanlar gibi top oynuyor ve en azından hır gür patırtı şubu yok. Herkesin sempatisini kazandı. Onun için hem başkana hem getirdiği hocaya da çok severek, isteyerek geldi ve camiye de hizmet ediyor. Galatasaray zaten çok büyük bir kulüp. Burada çalışmak, başkan olmak, yönetici olmak, profesyonel olmak ayrı bir marka. Hepimiz Galatasaray'a borçluyuz. İnşallah çok başarılı olurlar. Ben Okan Buruk'a çok başarılar diliyorum. Rekorları kırdı. İnşallah böyle devam eder. Çok daha yukarılara gider. Galatasaray hedefinde hep şampiyonluklar var. Takımın gidişatı da çok çok iyi. Diğer konularla ilgili tabii diğer paydaşlarımız federasyonlarla ilgili yöneticileri gerekli açıklama yaparlar. Dursun Başkan'da geçişinin gündüzüne verdiğini düşünüyorum. Onun dışında yani mali tabloyu yönetmek, sürdürülebilir olmak da güzel. Onun için yapılan işler mesela Galatasaray Adası bir mezbereydi. Onu hayata geçirmeleri. Layık olduğundan daha iyi şekillere gelsin inşallah. Yani orası lokasyon olarak benim çok arzu ettiğim, çünkü buranın İstanbul trafiği, stada yakınlığı, havalanına yakınlığı, ayrıca geçecek katma değer ve ayrıca çok kıymetli bir yer. Bir taraftar olarak, bir genel kurul delegesi olarak çok memnunum. Keyifle izliyorum. İnşallah çok daha başarılı. En son bu stadın yanındaki yeri kulübe katmaları daha da hayırlı işler olur. Çünkü Galatasaray olduğu zaman Türk sporu kalkınacaktır. Yani birçok başarıda Galatasaray imzası var. Hizmet edenlere teşekkür ediyoruz.